çok kötü bir şey ya. Ümitleniyorsun. Ümidin, insan ümidi kırıldığı zaman işinden de soğuyor. Hayali işini büyütmek, masrafları için destek bulmaktı ama dolandırıcılar onun bu hayalinden çabuk haberdar oldu. İki kez düştü tuzağa. 2 liralık başvuru kağıdına 1400 lira ödedi. Uzun bir süredir özellikle de kadın girişimcilere devlet tarafından önemli destekler veriliyor iş kurmak isteyenlere. Ancak son dönemde o kadar çok dolandırıcılar arttı ki onlar KOS gibi kullanarak kadın girişimcileri seçiyor ve onları mağdur ediyor. Tıpkı Tülay Hanım'ın başına geldiği gibi. Alay ediyorlar. Neden? Dolandırıldım diye. Böyle bir iş yerini kurmak hiç de kolay bir şey değil. 6-7 kişi çalışıyor burada ve çok sayıda da makine var. Overlock makineleri, dikiş makineleri. Yaklaşık 50 bin lira para harcanmış buraya. Ancak Tülay Hanım'ın tek isteği bu iş yerini biraz daha büyütmekti. Ancak ona gelen bir telefon 600 lirasına mal oldu. Kursa gitmem gerektiğini söylediler. Kabul ettim. Bana evrak gönderdiler. Evrağın karşılığında 600 milyon para talep ettiler. Kargoyla mı? Kargoyla. Kargoya götürdük, parayı yatırdık, gönderdikleri evrakları aldık. Daha sonra KOSGEB'e gittiğimizde evrakların sadece kırtasiyede 50 kuruşa satıldığını öğrenmiş olduk. Tülay Hanım iddiaya göre 1-2 lira bile etmeyen bir kağıda 600 lira para ödemişti kargo yoluyla. Ancak sadece bununla yetinmedi dolandırıcılar. Hemen ikinci telefonla ikinci bir kargoyu yollayacaklarını söylediler. Onun bedeli ise 800 liraydı. İkinci telefonda kullandıkları isim KOSGEB değil Avrupa Birliği desteğiydi. Bu kez 150 bin liralık krediye hak kazandığını söylediler. Aynı firma. Telefonlar aynı. İkisinden birine hak kazandınız ama bu öncülük oldu. Avrupa Birliği olanı size çıktı dediler. Söylediler işte dediğim gibi 75 milyon önden alacaksınız. Kabul ettim. 2 tane evrak gönderdiler. O evrakların kendi gerisine gitmesini söylediler bize doldurup da. O ne kadardı? 800. O toplamda 1400 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Oysa KOSGEB prosedür olarak katılımcılarından para talep etmiyor. Eğitimin ardından mülakata alınan küçük yatırımcıya kredi ya da hibe desteği sağlanıyor. KOSGEB yetkilileri bu aşamada da kesinlikle girişimciden para talep edilmediğini söylüyor. Valla savcılığa başvuru yapacağım. Yani tamam ben dolandırıldım ama başkaları da dolandırılmasın.